Aşağıda ondalık gösterim verilen sayıların hangisinin %1'ler basamağında 3 rakamı vardır? Şimdi %1'ler basamağında dediğimiz zaman 1 virgül desem, onda birler, %1'ler burası olacak arkadaşlar. %1'ler 3 olması gerekiyor. Bakarsak eğer virgülden sağındaki ikinci rakam. Burada 6 var. Burada 3 var. Burada arkadaşlar 8 var. Burada 9 var. Yani bizim istediğimiz %1'ler basamağında 3 olması. Doğru cevap C seçeneği. Okunuşu 24 tam 1000'de 5 521. 24 tam 1000'de dediğine göre arkadaşlar 1000'de 521. Buradan yazalım 24 tam 1000'de 521. Onda birler basamağı. Onda birler basamağımız neresi oluyor? Virgülün sağındaki değerimiz. Onda birler 5 vardır. Doğru cevap D seçeneği. Ondalık gösterimlerinde 7 rakamının basamak değeri. 7 rakamın basamak değeri ne oluyor arkadaşlar? Burası onda birler, burası yüzde birler. Yüzde birler basamağı. O zaman 7 çarpı 1 bölü 100'den 7 bölü 100. Bu da nedir? 0 tam %7. Doğru cevap C seçeneği. Ondalık gösteriminde sayı değeri en küçük olan rakam hangi basamakta bulunur? Şimdi sayı değerine baktığımız zaman arkadaşlar sayı değerinin en küçük olan 2 olduğunu görüyoruz. 2 de nerede arkadaşlar? Birler basamağında. Doğru cevap C seçeneği. Onlar basamağı 7. Onda birler basamağı 4. O zaman virgülü koyalım arkadaşlar. Onda birler basamağı virgülün sağıdır 4. Şimdi onlar basamağı dediğimize göre birler basamağı burada. Onlar basamağı 7. Binde birler basamağı. Burası da boş dursun arkadaşlar. Binde birler basamağı 5. Yüzler basamağı da 3. O zaman yüzler basamağı da sol taraftan 3. Ondalık gösterimi. O zaman buradaki değerler de 0 olacak arkadaşlar. 370 tam. Binde 405. Doğru cevap D seçeneği. Yukarıda verilen ondalık gösterimdeki 5 rakamının basamak değeri sorulmuş. 5 rakamının basamak değerine baktığımız zaman burası neydi? Onda birler. Burası da yüzde birler basamağıydı. O zaman 5 çarpı yüzde birler yani 1 bölü 100 çarparsam 5 bölü 100 olur. Bu nedir arkadaşlar? 0 tam yüzde 5, 5 bölü 100 veya 0 tam şeklinde gösterilir. Doğru cevap C seçeneği. Yukarıda üçgen içinde yazılı olan kesirin ondalık gösterimi kare kutunun içine yazılacaktır. Kutuya yazılan ondalık gösterim için verilen bilgilerden hangisi hangileri doğrudur? Şimdi burada 162 bölü 125. Bunu arkadaşlar payı ve paydayı 8 ile çarpar isem eğer. Çarptığımız zaman ne elde edeceğiz? 1000. Yukarıyı çarparsak eğer. Şu şekilde çarpalım. 162 ile 8'i çarparsak eğer. 16 1 elde. 48 1 elde. 49 4 elde. 8 12. 1296. Şimdi 1 tam. 1000'de 296 olacak bu ifademiz. Gösterimde nasıl arkadaşlar? 1 tam 1000'de 296. Şimdi bakalım ondalık kısımdaki rakamların sayı değerleri toplamı 18'dir. Ondalık kısımdaki sayı değerlerimiz nerede arkadaşlar? Burası 2, 9, 6, 2 artı 9 artı 6 toplarsam eğer 11, 17 olur. Bize ne vermiş? 18. O yüzden birincisi yanlış. 2'ye bakalım. Ondalık kısmındaki basamak değeri en küçük olan rakam 6'dır. En küçük basamak değerini sorduğu için sayı değerini sormuyor arkadaşlar. Basamak değeri. Burası onda birler, yüzde birler, binde birler. Yani binde birlerde 6 olduğu için doğru. 2 rakamının basamak değeri 0 tam onda 2'dir. Evet arkadaşlar, 2 sayısının basamak değeri 0 tam onda 2'dir. Bu da doğru. 1 tam yüzde 296 şeklinde okunur. En başında söylediğimiz gibi bir tam yüzde pardon yüzde dedik arkadaşlar bir tam binde olacak. Çünkü yüzde değil binde olması lazım. O yüzden bu da yanlış. Doğru cevap 2 ve 3. C seçeneği. Oluşturulacak A tam binde B sıfır C ondalık gösterim için aşağıdaki tablo verilmiştir. Tabloya göre elde edilen sayı kaçtır? Şimdi A'ya bakalım arkadaşlar. Sayı değeri en küçük rakam. Sayı değeri en küçük rakam dediğine göre arkadaşlar burada dikkat edersek basamak değerini sormuyor. Sayı değeri en küçük rakam 0. O zaman A değerimiz 0. Birler basamağındaki rakam. Birler basamağında 8 var. O zaman B değerimiz 8.
Basamak değeri en büyük rakam. Basamak değeri arkadaşlar sayı değerini sormuyor. Basamak değerini soruyor. Burada basamak değeri onda birlerdeki 2 değeri. Buradaki değerimiz de 2. Şimdi buna göre sayımızı yazalım. Şu şekilde. A tam. Yani 0 tam. B 0 C olacak. 0 tam. 1000'de 802. Doğru cevap. B seçeneği. Yukarıda modellenen A, B ve C kesirlerine ait herhangi bir ondalık gösteriminde aşağıdaki basamak değeri bulunmaz diye sormuş. Hangisi bulunmuyor? Şimdi bakalım arkadaşlar. C'ye bakarsak eğer. 2 tane set aralı. 2 bölü 10. Yani 0 tam 10'da 2. B'ye bakalım arkadaşlar. 100 parçaya bölünmüş. Bundan kaç tanesi seçilmiş? Burası 10, 11, 12, 13, 14. 14 oldu. 0 tam %14. A'ya bakarsak eğer. Bu 1000 parçaya bölünmüş. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Bunu varsayıyorum. En son çıkartacağım. 100. 100 de arka tarafında 200. 210, 220, 230, 240, 250. Bir taneye çıkartacağım arkadaşlar. 249 oldu. Buradan da 0 tam 1000'de 249 olacak. Şimdi basamak değerlerine baktığımız zaman 0 tam 10'da 2'miz var. 0 tam %14'ümüz var. Ve 0 tam 1000'de 249'umuz var. 0 tam 10'daki değerimiz var. 0 tam %4 basamağımız var arkadaşlar. Şimdi buraya baktığımız zaman 1000'de 9. 1000'de 9'u görüyoruz arkadaşlar. Bu da var. Ancak 0 tam %2 yok. Doğru cevap B seçeneği. Ondalık gösterimindeki 8 rakamının basamak değerini soruyor arkadaşlar. Dikkat edelim basamak değeri. O zaman baktığımız zaman 8 için 10'da 1'ler basamağı, %1'ler basamağı. Yani 8 çarpı 1 bölü 100 olacak %1'ler basamağı. 8 bölü 100. Bu da 0 tam %8 olur. Doğru cevap A seçeneği. 1 bölü 100 ile 5 bölü 1000 kesirleri aşağıdaki ondalık gösterimini verilen sayılardan hangisine aittir? Şimdi buradan şunu anlıyoruz arkadaşlar. %1'ler basamağı 1 olacak. Buradan da 1000'de 1'ler basamağı 5 olacak. Şimdi bakalım. A seçeneğine bakarsak %1'ler basamağı 1, 1000'de 1'ler basamağı 5. Buna göre doğru cevap A seçeneği. Yukarıda 4 kesirin bağlı olduğu şekil içerisinde bir ondalık gösterim vardır. Bu K sayısı 4 kesirinde ondalık gösteriminin aynı isimli basamağında yer alan rakamın basamak değeri olduğuna göre K sayısı kaçtır? Bunları öncelikle arkadaşlar hepsini bir kesirli halde yazalım. Bunu 25 ile çarpıyorum. Bunu da 25 ile çarpıyorum. Çarparsam eğer 150 bölü 100 olacak. Ya bu da nedir? 1 tam %50'dir. Yani 1 virgül 1 tam %50. 76 bölü 50'ye bakalım. Bunu da 2 ile genişletirsem eğer paydamız 100 oldu. Payımız da arkadaşlar 152 oldu. Yani 1 tam 52 bölü 100. Buradan da 1 tam %52 oldu. Şimdi buraya bakalım. 13 bölü 25. 4 ile 4 ile genişletirsem eğer paydamız 100 oldu. Payımız da 52 oldu. Buradan da ne elde ederiz arkadaşlar? 52 bölü 100'den 0 tam %52. Şimdi son olarak da 11 bölü 20 kaldı. Bunu da 5 ile genişletirsem eğer 55 bölü 100 olacak. Bu da %55 yani 0 tam %55 oldu. Bu 4 ondalık gösterimde aynı isimli basamağında yer alan rakamın basamak değeri soruluyor. Aynı isimli basamağında yer alan 5 olduğunu görüyoruz arkadaşlar. 5 ise 0 tam 10'da 5 doğru cevap C seçeneği.